Ve bugün NBA'ye gitmeden önceki geçmiş görevlerimizin sonuncusunu yapacağız. Burada Jalen Brunson'un bir etkinliği var. Austin Reeves'le laf atışacaktık. 60 overall'la nasıl bunu yapacağız bilmiyorum ama bir şekilde yapacağız. Ben bu arada bir üstümü değiştireyim. Madem böyle bir şeye gidiyoruz. Abi bir tek Jason Tatum formam var. Bir de Puma ayakkabım var. Onu yaptım. Saçı tipi birazcık değiştireceğim ama önce bir NBA'ye gidelim. Yani geçmişte böyleydik. Geçmişteki halimizi değiştiremeyiz ya. Böyle edebiyata girmeden. O yüzden bu şimdilik böyleyiz. So how'd you get him to do this? Well, I know he's your favorite actor and I got to end with his agent. So I thought, why not see if I can make something happen? What's up, man? MP, what's up, my man? Jalen, man. Thank you for the invite, man. I appreciate it. You got a good group here. Yeah, of course, man. Your manager did most of the work, though. He's a good guy. Yeah? No doubt. Yeah, he's on it. Hey, Jalen, you mind if I get a couple seconds to talk to my client? I got to catch him up on a couple things. Yeah, of course, of course. And thanks for the Bieber tickets. Don't mention it. Bieber tickets? You got a good manager, MP. Hold on to this guy. For sure. So what's up with these Bieber tickets, bro? Yani ne var ki? Ben öyle ekstrem ekstrem hayranı değildim de bence Justin Bieber her zaman iyi bir şarkıcıydı. Çocukken de öyleydi. Come on, man, you know me, I'm ready to hoop. Yeah. Yeah. Is that Austin Reeves over there? Oh yeah. I've been meaning to talk to you about that. You think you saw that thing? Oh, the thing when you called him a wannabe role player at best. LeBron'un yaşadığını Austin Reeves yaşıyor abi. Zamanında sallayan adam olarak ligde karşısında olacağız. Ne olacak abi? Küçükken bir tweet atmışız ya Austin Reeves. Ama hocam. What's up? Clear air. Might as well, right? I mean, it's no use hiding. I don't even know what that means, man. Let's go. I don't even know what that means. Let's go. Yo, Austin. What's up, man? I'm MP. Okay. Nice to meet you, man. Austin de hiç takmaz gibi duruyor böyle şeyleri. For a minute now. You've been doing your thing. Aynen öyle. Undrafted to now starting with LeBron? That's super inspirational, man. I thought I was a wannabe role player at best. Ya bak. Look, I was 16 when I posted that. I got caught up in the moment, man. Well, now you're in this moment. Are you going back all that talk up? Hocam o parmağı falan kaldırıyorsun ama ne gerek var şimdi? Ne diyor? Cevap verip bir tanesini de Austin Reeves'ten 5 sayı daha fazla atacağız. O mümkün değil gibi gözüküyor şu an. Kazanıp Austin Reeves'i 6 sayının altında tutabilir miyiz? Bence ondan 5 sayı daha fazla atmaktan daha mümkün bu ya. İkili sıkıştırmaya gideriz ne bileyim. Yanımızdakiler maçı kazanır. Alttakini seçeceğim ben. You really think you're him, don't you? Ne oldu oğlum? Yo, I need to talk to you for a second. Hey, we'll be right back. Austin Reeves bu. İşte böyle birisi gibi durmuyor ama yapacak bir şey yok. Yo, what you doing, man? A lot of guys talking this league. You sure you know what you're doing? Pete, it'd be worse if I back down. Okay, I don't know about that, all right? What you talking about? You forget how we met? You was trying to get up in my head just like Austin, and then I had to shut you down. Earning your respect and then your friendship, bro. It kind of went along those lines. Man, that's exactly how it happened, man. The real ones don't respect you if you back down. Yaz bunu. Yaz bunu. Güzel laf. All right, because nobody respects somebody who can't put their money where their mouth is. Pete, I got this. Right? Alright. Go on, man. Make me proud, alright? Plainview. Go get it. Got it. Bizim kadro kim kim ve bu kamera açısı ne? Bir dakika. Kamerayı bir düzelteyim önce. Yo, 2K'de. Niye böyle ya? Değiştirmedim ben bir şey. Bak, bizde Rudy Gobert var. Jalen Brunson var. Adebayo var. Karşıda JaVale McGee mi lan o? Vallahi JaVale McGee galiba. Bir dakika, Alley-oop da yaptık. Güzel de başladık ama ben şu kamerayı bir düzelteyim abiler. 2K. Herhalde bir dakika reset yapalım. Aynen ha. Düzeldi. Zoom'unu falan ben değiştirmedim. Bunlar niye böyle kendi kendine değişmiş? Bu trash talk'tan ötürü mü bilmiyorum ama ikili perde yapıyorlar abi Austin Reeves'e. Ya bu ikili perde ne? Devin Booker gibi olmak istemiyorum. Vinat W'nin de Open Gym Bro demek istemiyorum da. Ama ikili perde de hakikaten ne Open Gym'de? Jalen Brunson taşı bize. Onun da karşısında Alex Caruso var. Çok sevdiğim isimlerle dolu ya bu spor salonu. Şöyle Jalen Brunson'la sahanın en kısa ikilisi pick and roll oynadı. Jalen Brunson atamadı. Kendi reboundunu alıp tamamladı. Bu adama bayılıyorum ya. Lan Austin Reeves'in takeover var şimdi lan. Oha ne alaka? Bak 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 ulan 16 yaşında söylediğimiz bir şey yüzünden adam bize taktı. Ne biçim savunuyorlar beni ya. Rudy Gobert aldı reboundu. Dışarıda Jalen Brunson üçlü. Taşı beni Jalen Brunson. Taşı beni hocam. 9-5 şimdi şöyle yapacağız. Abi benim Austin Reeves'i birebir de tutma ihtimalim yok.
O yüzden kendi eşleşmemi başka birisine verip değiştiğim eşleşmeyi boş bırakıp Austin Reeves'e top gelmemesini deneyeceğim ama geldi, Allah'tan atmadı. Dışarıda Alex Caruso, bak kendimi başka adama veriyorum. O adamı tutmayıp Austin Reeves'e ikili sıkıştırmaya gidiyorum ben. Yoksa yapay zeka yetmiyor buna. Ceval McGee üçlük attı böyle bir pozisyonda. Tam istediğim gibi sonuçlandı. Çok iyi bir çözüm bulduğumu düşünüyorum. Yoksa yok abi, 60 overall'la Austin Reeves'i tutmamın bir imkanı ne yazık ki yok. Ama onlar da Rudy Gobert'i tutamıyor. Yürü be Gobert be. 11-5. Adam o kadar atar yaptık. Bari bir sayı atabilseydik. Onun 3 sayısı var. Benim 5 asistim var da sayım yok. Jalen Brunson hoca oynattı bizi. Ama var ya, beni zor bir NBA kariyeri bekliyor bence. Alex Caruso içeride açıyor. Blok geldi. Çok iyi. Green at lan. Bari buradan fırlatayım. Belki girer, at. Attı işte bak. Attı. Helal olsun. Süper bir şuttu. Müthiş, harika bir şuttu. Looks like I might be him after all, huh? I know you're not talking like that after an open run. I don't know. It looked like you was taking it serious. You got a lot to learn, Rook. I know a little bit. And you're gonna learn a lot more when these games start counting. Hey, not exactly building bridges. Ah, come on, man. When you get scared of a little friendly trash talk, man? I'm just saying, now the dude's gonna be gunning for you. And you know I want all that smoke. Look, man, you come a long way from that kindergarten teacher I knew in the ninth grade. And I'm still him. I just know when to dial it up a little bit, you know what I mean? All right. Finding your balance. I like that. Yo, if we're gonna create that dynasty that we've been dreaming of, it's going to take everything. The good, the bad, and the ugly, bro. Carrot and a stick. Yes, sir. But the league ain't ready for you, man. Not by a long shot. Plainview. All right, bro. Evet, NBA'ye gelme hikayemizin görevlerini bitirdik. Bunun da ödülü My Points'lar %5 daha fazla gelecek. Karakterimizi daha hızlı geliştireceğiz de VC yok. Bizdeki sıkıntı o. Şimdi NBA maçına çıkmadan önce tipi birazcık modernleştirdim. Günümüze uygun yaptım. Takım sahibi ve koçla bir toplantımız var. Ona gideceğim. Face scan yap demeyin. Çok kötü oldu. Yayında yaptık. Coach Tucker showed me some photos of the gym you and your manager set up. Yeah, I wanted to work on my game 24/7. Something wrong with our training facility? It doesn't have any candy in the vending machines. No, I just wanted to make sure I didn't have any excuses. You know how it is. I do. And that work ethic of yours is something we all love about you. Thank you. You're gonna fit our culture like a glove. Well, I'm excited to be here. I feel like this is a perfect place to start my career. Fantastic. Well, then why don't we talk about our goals for the season then? As a former player, I understand how important it is for an organization to clearly communicate its expectations, and I just want to make sure that we're all on the same page to start the season. Let's do it. Based on our roster and what we accomplished last year, what do you think our goal is this season? Minnesota içinse kesin şampiyonluk bu arada. Aynen. We'd consider anything less than a championship a failure. Understood. Yeah, it's just important to remember this isn't all on you. Mm-hmm. Right, we have a great infrastructure in place here. All you have to do is play your part. With all due respect, Cliff, I want to do more than just play a part. I get that. I just want you to understand that you don't have to do everything. You know, that kind of mentality hinders development. Mm-hmm. Speaking of, Coach Tucker is going to help you set your personal goals for the first half of the season. We've got some strong opinions on what you should focus on, but we'd like to get your input too. Okay. This is a collaboration. That's great, because I have been visualizing exactly how I want my career to be. Visualizing? Yeah. Huh. You know, like meditation and manifestation, mm-hmm. that sort of thing? Well, why don't you manifest some opinions on this list of potential goals for the first half of the season? Mm-hmm. You know, let me know if anything speaks to you. You want me to just pick one? There's a lot to work on at this level. Always. And you'll do a little bit of everything, but we find that giving our players a list of specific goals to work on for the first half of the season is the mm-hmm. best way to drive development. Mm-hmm. All right, I'm with it. It also allows us to give you some milestones to track your progress. We'll even highlight on our schedule some key games to use as measuring sticks. That's that communication that you were talking about. Exactly. Yeah. Go ahead. Pick a goal. Bize bir hedef seçtirecekler. Bakalım. NBA kupasını kazanmak sezonun ilk yarısında. Rookie Riser. Bunlar ne? Bak, hepsinin bir ödülü var. Mesela bu takım kimyasının gelişmesini yükseltiyor.
Bu işte anahtar maçları kazanmamız lazım vesaire. Onun dışında başka bakayım. Rookie riser diye bir şey var. İlk 5 yılda takım arkadaşlarımızın daha iyi gelişmesine neden oluyor. Mesela Anthony Edwards'ı düşünün. Karl Anthony Towns belki ya da belki Çaylakları düşünün. Çok daha iyi olabilir. Bu rekabet içinde bulunduğumuz takımlara karşı bizi takım arkadaşlarımızı takeover'la başlatıyor. Yok abi, gerek yok. Road Warrior dediği de büyük ihtimalle deplasmanda daha iyi fiziksel özelliklerimiz oluyormuş. Gerek yok. 80 overall ve altında daha iyi savunma ve iyi kuruyoruz. Zaten öyle yaparız. Buna da gerek yok. Ben herhalde o çaylak şeyini seçeceğim abi. Evet, çaylak muhabbetini seçeceğim. Yani benim draft klasımdaki çaylaklardan daha iyi oynarsam takım arkadaşlarım ilk 5 yılda çok iyi gelişiyor. Bunu seçtim. You know what speaks to me, coach? I want to prove that I'm the top player in my draft class. That feels like the best combination of realistic and aggressive. That's a tough goal. You've got some extremely gifted players in your class. And I'm here to prove that I'm the best of them. Well, it won't happen overnight, but that's what we'll work toward. Okay, fantastic. Wish being a GM was always this easy. one more thing. Yep. We got Media Day coming up. Oh, I love Media Day. It's always been fun for me as a fan, so this'll be cool. Our PR director, Donna Chase, she's gonna walk you through everything. She's great, you're gonna love her. Brian, anything you wanna add? Just keep working. Yeah, we'll talk more about your spot in the rotation as we get closer to the season opener. All right. Appreciate your time. Look forward to building something special here. So do we. All right. Thank you. Have a good one. You too. Şimdi ilk 5 yıl dedi, ben mesela Bronny James'i takıma getirttim. O da mı daha hızlı gelişecek? Oğlum çok iyi şeyler yapabiliriz lan. Kupayı sonra da kazanırız. MP, I'm Donna. Nice to meet you. So nice to meet you, Donna. My manager tells me you're one of the best PR people in pro sports. Well, I'm not sure Mr. Wells has the requisite experience to make that call, but I'm glad he thinks highly of me. Shall we talk media day? Yeah, let's do it. Now, this is all pretty standard fare, and I know Mr. Wells signed you up for media training over the summer, so there shouldn't be anything you can't handle. You can call him Patrick. We're not that formal with each other. If that's your preference. It is. Wonderful. We've also secured you an interview with 2K Tip-Off magazine. If all goes well, you will be the cover athlete for their upcoming issue. Wow, that sounds fun. It is important to note that this interview will not be conducted by our in-house content team, which means anything you say can be published, especially if it's sensational or controversial in any way. It's noted. I'm gonna be upfront with you, MP. I'm a team employee, first and foremost. And it's my job to make sure this team is seen in the best light possible. You make the team look good, we'll be on great terms. You make the team look bad, and we will have a problem. But I have no reason to doubt your character. By all accounts, you're a responsible, smart, considerate young man. And it's because I respect you that I want to put my cards on the table. Thank you. Are we clear? Crystal clear, Miss Chase. Please, call me Donna. Now, whenever you're ready, you can take that elevator to the practice facility and start your interview. I'm telling you, Hunter. Best movie I've seen in the past 20 years, for sure. Yeah, okay, yeah. So I have to check it out. Definitely. Hey, can I ask you one last question? Of course, shoot. So you grew up in Illinois, about a couple hours outside Chicago, right? Right. And I know you're too young to have watched Jordan's Bulls in the moment, but I was wondering, how has his legacy affected you as you developed into the player you are today? Medya gününde bile bize seçim bırakmışlar. Ne kadar detaylı yapmışlar ya bu yıl. Bak, bir cevap hayranlarımızı arttırıyor, bir cevap takım kimyamızı. Ama Michael Jordan'ın 4-5-6 kere üst üste şampiyonluğu yok. Biraz daha havalı bir cevap verelim. MJ is the gold standard. I mean, I've seen some great teams. You got D-Rose, Joe King. They were no joke, you know what I mean? But everyone still, you know, talks about that MJ dynasty still to this day. I mean, you just asked me about it right now. Right, yeah, yeah, that's what happens when you're the GOAT. Yeah, or sure. Is he yours? Where do you stand in that debate? Oh, yeah, he's the GOAT, no question. Well, you kind of have to say that if you grew up in Chicago, right? Nah, you'll be surprised, man. There's a lot of LeBron fans out there around my age, yeah. Okay, interesting. Yeah, but MJ is the standard that I measure my game against. That's who I want to emulate and one day pass.
That's a lot to put on yourself. I mean, it is, but, you know, you got to dream big. Otherwise, what are we doing here? You know what I mean? Of course, one day, I don't just want to be the GOAT. I want to build a dynasty that'll one day pass his, you know? You know he's got 2 three-peats, right? Yeah, no doubt, but I'll tell you what he doesn't have. He doesn't have 4, 5, 6 straight. And, you know, people think that I'm crazy. I feel like the impossible is only impossible until somebody does it. And why can't that somebody be me? Oğlum ne kadar güzel sözlerle dolu lan bu yıl kariyer. İmkansız birisi imkansızı yapana kadar imkansızdır. O kişi neden ben olmayayım? Of yaz bunu. I would not say that I guaranteed it. Bu abla niye bu kadar agresif ya? Hayırdır? Neyin tribi yani bu? Kime söz verdik oğlum? Ufak bir makara yaptık orada. You are a grown man and you're accountable to yourself. But I've been in this business long enough to know that what you say can affect everyone around you. You should consider that very carefully when speaking into a microphone. I hear you, Donna. Good. Now they're ready to take some photographs of you. I'm sure they'll put you on the cover now that you've given them controversial comments like that. Any advice? Think about what you want your personal brand to be, okay? And pose in a way that reflects that. MP! Huge fan. What's up, man? How you doing? You good? Right? How are you? I'm good. Yeah, this is what we'll be shooting today? All right. You stand right here? Right there. See some of your best poses. All right, man. Biz şu an oyundan çıktı hocam. Bayağı medya gününü yaşıyoruz ya. Ben Anadolu Efes'in medya günlerine gidiyorum ya. Bayağı birebir oyuncu tecrübesi yaşıyoruz biz şu an. Bu yıl da gideceğim bu arada. Onu da duyuracağım. You know when this issue comes out, man? Y'all don't know the exact day, but check us out on socials. It'll be there first. All right, bet. Thanks, bro. Thank you. Biz deplasmanda olduğumuz için mi her yer Lakers şeyleriyle dolu? Lakers'ın sahasında mı medya gününü gerçekleştirdik? Çok anlamadım ama böyle küçük detaylara takılmamak lazım. Ve dergi fotoğrafımız da çıkmış. I want to build a dynasty that will outlast MJ ismi. MJ'in hanedanlığını geçecek bir şey kurmak istiyorum da ağzımızdan böyle bir şey çıkmadı. Donna haklıydı galiba. Ama ben o kadını bu gidişle kovdururum takımdan gibi geliyor. Şimdi koçu da, koç Lakers'ın şeyinde ne yapıyorsun koç? Time to talk rotation. Ah, great. I've been looking forward to this. Every NBA player wants to start someday, and I'm sure you're no different. I've never come off the bench a day in my life, coach. That's pretty much the case for every player in an NBA locker room, until they get to the league. Right, of course. There's no nice way to say this, so I'm gonna put it bluntly. You've got an established player in front of you, you want his spot, you're gonna have to take it from him. Okay, that makes sense. This team is a meritocracy. You get the minutes you earn. Nothing's given. Mm-hmm. It doesn't matter what your draft position is or how much you're getting paid. You get it done out there on the court, we'll put you in the starting lineup. So just so I'm clear, how do you make that decision? Like, will you let me know when I've done enough to become a starter? Yeah, we've got some milestones we want to see you hit. You hit them? We'll put you in the starting lineup. Vallahi bu adamı sevdim ben. Mike Conley 4 kere geçtiğimizde ilk 5'te miyiz? Tamam. Mike Conley öyle 2K'de çok çılgın bir adam değil. Communication is a big part of what we do here as a ball club. I can see that and it's much appreciated, coach. Good. Now get ready. It's almost game time. All right. I'll see you later, coach. See you. Yani outperform dedi, teammate grade mi yoksa ondan daha fazla sayı at, daha fazla asist yap falan mı? Bakacağız. Yo, teammate grade'miş. Tamam, gördüm. Lan salın beni de şu maça gireyim artık be Patrick be. Son konuşmaymış bu görevdeki. How to go with coach? Any surprises? What do you say? Yeah, not really. If I want to be a starter, then I gotta outplay the guy ahead of me. Simple as that. Yeah. Yeah, that seems fair. It's sports. It is what it is, right? Yeah. Dude. Well, look, not to bring any extra motivation or anything like that, but you know only starters get endorsement deals, right? I already know. You know, dudes on the bench ain't getting no shoe deal. They're not. Not right now, but that day will come. Okay. For right now, let's just take this in. We in the league. I mean, you ever visualize something like this? You know what, P, man? I never really thought about what the tunnel looks like, man. No. I'm not talking about the tunnel. I'm talking about right here. You and me, you getting ready to play in your first NBA game. Honestly, no.
You know, nothing prepares you for this, man. No matter how many high-pressure situations that you face, this is different, man. Or what about that open run I got your invitation to? You know, things got a little heated between you and you-know-who, yeah? Well, yeah, that was dope, but we didn't have 20,000 people watching us, man. That's true. Yeah, it's a little different. It's different. All right, then. It's different. Hey, it's different. Yeah. But hey, look, though, I ain't gonna hold you up. I know you gotta go win that game. No doubt, no doubt. Yeah, so make Plainview proud, yeah? You already know what it is, P. You know. Plainview. Eyvallah, Patrick Hocam. Şimdi Gold Skills dediğimiz geçen yılda da vardı bu abi. Ve NMS, yani para harcamadan devam edeceğimiz bu kariyerde bu inanılmaz olacak. Şimdi bak, ne diyor? Mesela 4 tane üçlük denersek 4 dakikalığına 92 üçlüğümüz, 98 top hakimiyetimiz oluyor. O, al bunu al. İkinci için de bak, pick and roll'den 3 kere sayı ya da asist çıkardık mı topla hızımız 96 oluyor 4 dakikalığına. Bu inanılmaz yardımcı olacak bize. Alıyorum. Rotasyonda şu an 22 dakika süre alacağım. Alexander Walker'dan, Joe Ingles'tan daha öndeyim. Bu da çok iyi başlangıç. Ve NBA 2K25'teki My Career serimizin ilk NBA maçına çıkacağız. Austin Reeves de kenardan bizleri izliyor. Bak. İyi izle, iyi izle. Anthony Edwards'da takım arkadaşı olacağımız seri başlıyor derken Lakers'ta da biz mi varız? Ha, bir dakika. Hata oldu herhalde, anlamadım. Devam. Tabii ki de başlarda ilk 5'te değiliz. Sağ üstte de ev sahibi avantajını gördük. Los Angeles Lakers'ın 19-16 oyuna girdiğimizde de... Bir dakika. Lakers'ta da mı Alper Biçen var, ben mi yanlış gördüm? Bir dakika, evet. Bir dakika ben Lakers'tayım lan, ne oluyor? Bir dakika, ben nasıl Lakers'tayım ya? Ben niye Lakers'tayım abi? Takas mı? Yo. Şimdi bu benim. Evet, bu benim yaptığım karakter. Biçen. Bu da Biçen. Ne oluyor oğlum? Keşke bu arkadaşa bir şeydir bitirmesin. My career, our career mode. Ne oluyor abi? Dur bir kapatıp açıyorum. Şöyle bir şey olabilir bak. Ben Park karakteri açmıştım. Orada Lakers'a gitmiştim. Acaba en son kaydettiğin dosyadaki takımın mı kalıcı oluyor diye. Bir de açıp Minnesota'ya... Yani dünya üzerinde bu hatayı alan tek kişi olabilirim abi. Olmuyor. O kariyerimde iki tane Alper Biçen var. Biri Lakers'ta, biri Minnesota'da. Bunu nasıl başardım hiçbir fikrim yok. Ama Allah'tan VC harcamamışım. Buranın aynısıyla yeni bir karakter açıp onu ayarlayacağım. Abi bu nasıl olabilir oğlum? Bu nasıl olabiliyor kanka?